hadis nakletmek için icazetli olmak lazımdır. Ebu'l-Meyamin Mustafa Efendi 25. Osmanlı Şeyhülislamı'dır. İstanbul Kadılığı yaptığı zamanda, İstanbul'da mahsulün bol ve bereketli olmasından dolayı Ebu'l-Meyamin diye anılmaya başlanmıştır. 953 miladi 1546 senesinde İstanbul'da doğdu. 1015 miladi 1606 senesinde aynı yerde vefat etti ve Fatih Camii mezarlığına defnedildi. Buyurdu ki, tefsir, beyan etmek ve keşfetmek demektir. Bildirmek ve açıklamaktır. Tevil, rücu etmektir. Tefsir, bir mana vermektir. Tevil, çeşitli manalar arasından birisini seçmektir. Kendi reyi, görüşü ile tefsir, caiz değildir. Tefsir, rivayet ile yapılır. Tevil, dirayet ile yapılır. Hadis-i şerifte, Kur'an-ı Kerim'i, kendi görüşü ile açıklayan, doğru olsa dahi, hata etmiştir, buyuruldu. Resulullah Efendimiz'den, sallallahu aleyhi ve sellem, ve eshab-ı kiram'dan, radıyallahu anhüm, gelen haberlere ve alimlerin tefsirlerine ve tefsir ilminin usulüne bakmadan ve Kureyş lügatini bilmeden ve hakikat ile mecazı düşünmeden, mücmül, mufasal ve umumi ve hususi olanları birbirinden ayırmadan ve ayeti kerimelerin indirilme sebeplerini ve nasih, menso olduklarını araştırmadan verilen manayı, Allahü Teala'nın kelamı olarak söylemek doğru değildir. Tefsir, kelam-ı ilahiden murad-ı ilahiyi anlamak demektir. Kendiliğinden verdiği mana doğru olsa bile, meşru yoldan çıkarmadığı için, hata olur. Verdiği mana yanlış ise, kafir olur. Hadisi şerifleri de, sahih veya bozuk olduğunu bilmeden söylemek, sahih olsa bile, günah olur. Böyle kimsenin hadisi şerif okuması caiz olmaz. Hadis kitaplarından, hadis nakletmek için, hadis alimlerinden icazet almış olmak lazımdır. Hadisi şerifte, uydurduğu bir sözü, hadis olarak söyleyen kimse, cehennemde azap görecektir, buyuruldu. Kur'an-ı Kerim'i, tefsir alimlerinden icazeti olmayanın da, tefsir kitaplarından alarak söylemesi ve yazması, caizdir. Yukarıda bildirilen, tefsir etmek şartlarını haiz olan kimse, yazılı icazeti olmadan tefsir ve hadis nakledebilir. İcazet vermek için para almak caiz değildir. Ehliyeti olana icazet vermek vasıptır. Ehliyeti olmayana icazet vermek haramdır. Hadis-i şerifte, Kur'an-ı Kerim'e, ehliyeti olmadan mana veren, cehennemde azap görecektir ve bilmediğini hadis olarak söyleyen, cehennemde azap görecektir ve Kur'an-ı Kerim'e kendi görüşüne göre mana veren cehennemde azap görecektir, buyuruldu. 13 Mart 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Vehbi Tülek.